Merhaba, bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte favorilerden bahsedeceğiz. Hiç uzatmayalım, başlayalım. Bu arada isterseniz beğenebilir, abone olabilir ve yorum da yapabilirsiniz. Hadi bakalım. İlk olarak alabileceğiniz en güzel far paletlerinden bir tanesiyle başlayacağım. Aldığım günden beri gerçekten bayılarak kullanıyorum ve burada bunu tabii ki gösterecektim. MUA, MUA markasının bu İllüzyonist isimli far paletinden bahsedeceğim. İnanılmaz güzel bir far paleti. Böyle güzel bir ışıltı yok. Böyle güzel bir kalıcılık yok. Gerçekten şahane. Birkaç tane rengini göstereyim. Ve ışıltılara özellikle beraber bir kere daha bakalım. Bu paletle ilgili bir video çekmiştik. Ama bir video çekmek için gerçekten çok fazla bir palet. Daha bir sürü video gelecek. Doğru bir cümle kurdum mu bilmiyorum. Neyse. Şöyle 4 tane ışıltılı rengini aldım. Ve hemen şöyle elimin üstüne uyguluyorum. Görmüş olduğunuz üzere renkler bu şekilde, parlaması bu şekilde. Birazcık böyle topak topak olup dağılabiliyorlar ama gözde herhangi bir sıkıntı yaratmıyorlar. Göz altına da çok fazla dökülmüyorlar. Eğer ki yağlı göz kapaklarınız varsa bir 8-10 saat sonra bir tık tık topaklanma yapabiliyorlar. Ama bazla o işi gayet güzel çözebiliyorsunuz. Dağılmaları, karışmaları, gözde duruşları, oturuşları şahane. Gerçekten şahane. Bugün benim gözümde de bu paletle yapılmış bir makyaj var. Çok hafif bir makyaj yapmak istedim. Bugün çok fazla belli olmuyor ama hemen göstermek istiyorum. Nerede o renk? Şuradaki pembemsi bu gül kurumsu renkle. Şuradaki griyi kullandım bugün göz kapaklarımda. Gerçekten çok güzel bir palet. Söylediğim gibi alınabilecek en güzel far paletlerinden bir tanesi olduğu için tabii ki benim de favorilerimde olacaktı ve bugün favorilerimde görmüş olduğunuz palet. İlk olarak bunu göstermek istedim. Gerçekten şahane. Bir diğer favori ürünüm de görmüş olduğunuz bu kapatıcı. Riva Loves Me'nin Hyaluron isimli kapatıcısı. Evet, konuşabilirsem anlatacağım. Riva Loves Me'nin Hyaluron isimli bu kapatıcısı. Gerçekten kullandığım günden beri çok sevdiğim ve favorilerime girmiş bir arkadaş. Bugün burada göstermek istiyorum. Hemen yapısını göstereceğim. Zaten kullanıyoruz bunu, görüyorsunuzdur ama elimi bulamamam şoku. Tamam, şuraya bir uygulayacağım ve yapısı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ipincecik su gibi bir yapısı var, gerçekten su gibi. Varlığı yokluğu asla belli olmayan bir kapatıcı ama duruşu günlük olarak gerçekten çok güzel, çok yeterli. Hemen şöyle de dağıtayım ve göstermeye çalışayım. Görmüş olduğunuz üzere şöyle bir rengi var, gayet güzel bir tonu var. Bendeki bu arada 01 olanı. Kapatıcılık konusunda da bence günlük olarak çok yeterli. Eğer sorun ettiğiniz göz altlarınız yoksa çok güzel, çok doğal, çok günlük, çok tatlı bir kapatıcılık elde ediyorsunuz. Sabitlenen de bir ürün, öyle gün içinde oraya buraya oynayıp uçup kaçmıyor. Öyle bir sorunla da karşılaştırmıyor sizi. Ama çok minicik çizgilere doluyor. En azından benim çizgilerime doluyor, öyle söyleyeyim. Göz altlarınızı kurutmuyor yapısı itibariyle. Hem çok ince hem de zaten içinde sanıyorum ki hyaluronik asit var. O yüzden de zaten göz altlarınızı kurutma gibi bir soruna sizi karşılaştırmayacaktır. Ben günlük olarak bu kapatıcıyı gerçekten çok sevdim, çok beğendim. Bu aralar her güne elim buna gidiyor. Bir tıkçık koyulaşıyor ama çok bir tıkçık. Yani yerine oturuyor da diyebiliriz belki bunun için. Bu da yine favorilerim arasında girmiş bulunmakta. Sevdiğim ürünler arasında girmiş bulunmakta. Şimdi size çok uzun zamandır çok merak ettiğim ve çok peşinde koştuğum ve sonunda yakalayıp aldığım bir üründen bahsedeceğim. Essence'ın ya da Essence'in What the Fake isimli bu dolgunlaştırıcı glossundan bahsedeceğim. Gerçekten çok güzel. Aldığım günden beri bayılarak kullanıyorum. Hemen elimin üstüne bir tıkçık uygulayacağım ve göstermeye çalışacağım. Böyle kırmızımsı pembemsi, daha çok kırmızıya çalan bir tonu var. Dudakta da gerçekten çok güzel duruyor. Bugün benim dudağımda da kendisi var. Gerçekten çok beğendim. Tek başına da çok güzel oluyor. Rujların üstüne de çok güzel oluyor. Ve gerçekten de dolgunlaştırıyor. Bu tabii ki bir dudak dolgusu yaptırmışsınız dolgunluğu değil. Ama çok azıcık, çok hafif bir dolgunlaştırma söz konusu mu? Evet, kesinlikle dolgunlaştırıyor. Ve parlaması da gerçekten çok güzel. O dolgunluk hissi tüm gün boyunca gitmiyor. Tabii 1-2 saate geçiyor ama tazeleyebilirsiniz, sorun yok. Ben gerçekten çok beğendim, çok sevdim. Hem parlamasını çok sevdim, hem dolgunlaştırmasını çok sevdim. Ve size bugün burada favorilerde göstermek istedim. Bayıldım. Çok şimdi güzel. Size favorilerime girmiş bir makyaj yardımcısından bahsetmek istiyorum. Bir süngerden bahsetmek istiyorum. The Cult Rosa'nın bu üçgen süngeri. Kirli, oraya bakmayın çünkü bugünkü makyajımda kullandım. Yumuşacık bir yapısı var, kadife bir yüzeyi var zaten. Hayatımda kullandığım, işimi en kolaylaştıran süngerlerden bir tanesi oldu. Kesinlikle bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bütün pudralarımı bununla dağıtıyorum. Bununla fondöten hiç uygulamadım, onu bilmiyorum ama pudralarımı kesinlikle sadece bununla dağıtıyorum. Aldığımdan beri çok beğendim, çok sevdim. Gerçekten çok güzel. Göz altlarına, alın bölgesine,
burun kenarlarına, şu köşelere çok rahat bir şekilde uygulama yaptırdığı için gerçekten çok sevdim ve ürünleri de gayet güzel oturtuyor cildinize. Onu da çok sevdim. Kesinlikle favorilerim arasında girmiş bulunmakta. Bundan daha yedekleyeceğim diye düşünüyorum. Çünkü sürekli kullanıyorum ve sürekli yıkadığım için yakın zamanda yıpranabilir diye düşünüyorum. Ama yedekleyeceğim. Devam edelim bakalım. Bir allık göstermek istiyorum şimdi size. Aldığım günden beri yine çok sevdiğim ve beni birazcık şaşırtmış bir ürün. Bu kadar sevebileceğimi düşünmemiştim çünkü. Tekniğin bu likit allığından bahsedeceğim. Hemen elimin üstüne bir tıkçık uygulayacağım. Ve rengini, yapısını bir görelim istiyorum. Akışkan bir yapısı yok. Bayağı böyle koyu bir kıvamı var. Ama yapısı gerçekten çok çok ince. Duruşu çok ince. Aşırı pigmentli. Şöyle göstermeye çalışayım. İçinde altın yansımaları olan, böyle şeftalimsi, pembemsi de bir rengi olan. Çok aşırı ince yapılı. Çok aşırı kolay dağılan. Çok kolay karışan. Ciltle çok güzel bütünleşen. Yamalanmayan, damgalanmayan ve sabitlenip bütün gün siz makyajı çıkarana kadar yüzünüzde kalan bir arkadaş bu. Gerçekten beni şaşırttı ve onu gerçekten çok sevdim. Mutlaka diğer renklerine de bakacağım. Şunun güzelliğine, duruşuna bakar mısınız? Bugün yine yüzümde bu var. Yani çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Dağılması, karışması, cilde oturması çok güzel. Verdiği efekt de çok güzel. Gerçekten öyle güneşten yanmışsınız gibi bir görüntü alıyorsunuz bunu uyguladığınız zaman. Çok seviyorum. Favorim oldu. Söyledim mi bilmiyorum ama diğer renklerine mutlaka bakacağım. Bir diğer favorim olan ürün de Golden Rose'un bu kontür kalemi. Bendeki 23 numarası. Aşırı pratik ve aşırı kolay uygulaması olan bir ürün olduğunu düşünüyorum. O yüzden favorilerim de zaten. O yüzden çok sevdiklerim arasında. Şöyle bir rengi var. Tam kontür için olduğunu düşündüğüm için bunu aldım ben. Bugün burnuma da bununla kontür yaptım. Aşırı kolay dağılıyor dediğim gibi. Aşırı. Şimdi dağıtacağım ve göstereceğim. Şu dağılmaya bakar mısınız? Pıt 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 bitti bile. Hem çok güzel kontürleme yapıyorsunuz hem çok kolay dağılıyor. Kalıcılığı da krem bir ürün için gayet güzel, gayet yeterli. Gerçekten sevdim. Çamur çamur durmuyor, yamalanmıyor, damgalanmıyor. Çantaya at çık, bütün gün yanında taşı. Hafif de zaten bir ürün. Bu pratikliği ve bu gerçekten güzel görünümü sebebiyle çok sevdim. Favorilerim arasında kesinlikle girmiş bulunmakta. Geçiyorum. Bir diğer favorimle devam edeceğim. Şimdi Farmasi'nin Camera Ready matlaştırıcı makyaj bazından bahsedeceğim. Bu gerçekten kullandığım günden beri çok sevdiğim, çok hoşuma giden bir baz. Biraz elimin üstüne alacağım ama çok görünmeyecek. Çünkü zaten böyle jelimsi ve şeffaf bir yapıya sahip. Şuraya uyguladım, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Gerçekten çok güzel. Bir dağıtayım. Ya hissi çok güzel bir kere. Kadifemsi, yumuşacık ve böyle silikonumsu. Gerçekten çok tatlı bir his bırakan ve gerçekten cildi de çok güzel gösteren bir baz. Matlaştırması gerçekten çok güzel. Sabitlemesi çok güzel. Makyajın kalıcılığını artırması da çok güzel. Bütün gün makyaj cildinizde kalabiliyor ve mat bir şekilde de görünebiliyorsunuz. Gözeneklerde ben çok bir etkisini görmedim açıkçası ama benim için matlaştırma ve makyajın kalıcılığını artırması önemli olduğu için gerçekten sevdiğim bir baz oldu ve sevdiklerim arasına girdi, öyle söyleyeyim. Bu da tabii ki favorilerimde olacaktı. Ben favori diyemesem de ve oldu. Devam edelim bakalım. Şimdi size benim için aşk, net aşk olan bir üründen bahsedeceğim. Hayatımda gördüğüm en güzel şeylerden biri olabilir kesinlikle. Flormar'ın bu tinti. 03 numaralı tinti bendeki. Şimdi ben bunu nereme uygulasam çıkmayacak çünkü biliyorum. Ama yapacak bir şey yok, göstereceğim. Hemen şöyle açıyorum. Bir kere çok güzel bir kokusu var. Bayağı böyle orman meyvesi kokuyor. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. Kokusuna aşığım. Onun sonrasında rengi, duruşu, yapısı, kalıcılığı inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz bir ürün yapmış Flormar ve ben buna bayılıyorum. Hatta yedekledim. Yedekledim, hatta kendimi tutmamış olsam bir 5-10 tane falan alacağım. Öyle söyleyeyim, konuşamadım ama olsun. Bugün dudaklarımda görmüş olduğunuz arkadaş da kendisidir. Uygulayacağım ve hemen sileceğim çünkü çıkmıyor. Renk bu şekilde, görmüş olduğunuz üzere şahane bir renk. Bakın şimdi hemen sileceğim. Hemen sileceğim, hemen sileceğim. Hemen silmiş olmama rağmen yapıştı elime, gördünüz mü? Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çok hafif bir pembelik elimde kalmış durumda. Deli kalıcı, delicesine kalıcı bir ürün. İnanılmaz güzel bir ürün. Rengi, duruşu, yapısı dediğim gibi her şeyi çok güzel. Diğer renklerini bilmiyorum, onlara bakmadım ama bunun rengine eğer bu tarz renkleri seviyorsanız aşık olursunuz. Kalıcılığı zaten kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum.
Net aşığım, net. Bir bronzer daha göstermek istiyorum size. Aldığımdan beri çok sevdiğim ve iyi ki almışım dediğim, hatta çok uzun zamanda stoklarda asla yakalayamadığım, yakaladığım gibi kaptığım bir arkadaş. Şimdi önce bendeki rengini söyleyeceğim. Medium. Bendeki hem bronzer'a hem kontüre uygun bir arkadaş. Revolution'un bu krem bronzerından bahsediyorum. Gerçekten çok güzel. Hemen şöyle alacağım. Böyle çok aşırı vıcık vıcık yağlı yağlı bir kremsilikte değil ama sert bir kremsilikte de kesinlikle değil. Gayet tadında, gayet yerinde, gayet güzel bir kıvamda, öyle söyleyeyim. Dağılması, karışması çok güzel, çok kolay. Tam olarak sabitlenmiyor ama cilde çok güzel oturuyor ve cidden hiçbir yere oynamıyor. Bendeki rengi hem bronzer'a hem kontüre daha uygun diye düşünüyorum. Yani ikisine de uygun, öyle söyleyeyim. 8 saat test etmişliğim var. 8 saatin sonunda kendi rızamla çıkarmışlığım var, öyle söyleyeyim. Çamur çamur görünmüyorsunuz. Damga damga, yama yama görünmüyorsunuz. Ama bir tek kural var. Çok aşırı pigmentli olduğu için çok kontrollü uygulamanız gerekiyor. Eğer kontrolü elden kaçırırsanız çamura düşmüş gibi görünebiliyorsunuz. Çünkü test ettim, onayladım onu da. Ama yine de çok sevdiklerim arasındadır. Tabii ki de favorilerimde olacaktı ve oldu. Şimdi size iki tane mini minnacık, mini minnoş far paleti göstereceğim. Pastelin bu monokromlarından. Elimde iki tane rengi var ve ikisine de bayılıyorum. Ama önce olumsuz özelliklerinden bahsedeceğim şimdi ikisinin de. Aşırı tozutuyorlar. Çok aşırı. Şöyle iki rengi var bende, hemen göstermeye çalışayım. İkisi de çok güzel. İkisinin yapısı da çok güzel. Duruşu da çok güzel. Gözde duruşları, dağılmaları, karışmaları, birbiriyle uyumları, her şeyleri çok güzel. Bir tek problemleri var. Dediğim gibi çok aşırı tozutuyorlar. Bunu problemden saymazsanız eğer gerçekten harikalar. Şimdi bir tıkçık göstereyim ve ondan sonra bunları da geçeyim. Ya yumuşacıklar. Yumuşacıklar ve çok güzeller. Şöyle aldım birazcık. Şu moru bir uygu pigmente bakar mısınız? Yani böyle bir şey yok. İkisi de çok güzel. Ben de dediğim gibi sadece iki tane rengi var. İstek olarak diğer birkaç tane rengi geldi. Onları da alacağım ve onları da burada birlikte deneyeceğiz. Büyük ihtimalle onlar da favorim olacak diye düşünüyorum ama bunlar net favorim. Bir diğer favorim de Naskita'nın bu 136 numaralı kapatıcı fırçası. Kirli görüyorsunuz çünkü kullandım. Çünkü her gün neredeyse bunu kullanıyorum. Normalde ben kapatıcılarımı fırçayla uygulamaktan çok hoşlanan biri değilim. Çünkü böyle pıt 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 saatlerce uğraşmaktan hiç hoşlanmıyorum. Ama bu birazcık böyle geniş uçlu olduğu için saatlerce uğraşmıyorsunuz. Benim gibi kolay çabucak sıkılan biriyseniz bu özelliğini çok seversiniz. Onun yanı sıra dokusu gerçekten çok yumuşak. Yani kılları inanılmaz yumuşak bir fırça. Gözünüze batmıyor, acıtmıyor, çizgi çizgi bırakmıyor uyguladığınız ürünü. Gerçekten gözünüzün altına çok rahat oturuyor. Hatta sadece göz altında da değil, işte burun kenarlarını, hatta şöyle pudra uygulamak istersiniz mesela, pıt 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 bölgesel olarak çok rahat bir pudra bile uygulayabiliyorsunuz. Onu da söylemek isterim. Yani illa kapatıcı fırçası diye kapatıcı kullanmak zorunda değilsiniz. Çok beğendim, gerçekten çok sevdim. Hem kapatıcı hem bazen pudra, bazen çok azıcık böyle sadece çukuruma olmasını istediğim zaman kontür bile uyguluyorum. Bayıldım, öyle söyleyeyim. Burada tabii ki görecektiniz. Son olarak da size iki tane favori ojemden bahsedeceğim. Bugün tırnaklarımda bu ojeler yok ama gerçekten çok seviyorum uygulamayı ve ben bunları ne zaman uygulasam, tek başına ya da ikisini bir arada, bana sorduğunuzda ojeler Flormar'ın Rich Life isimli bu Pearly serisinden bir ojesi var. Ve bir de Glitter ojelerinden Pink Silver ojesi var. Bu ikisini gerçekten çok seviyorum. Ayrı ayrı da çok seviyorum. Birlikte de çok seviyorum. Birlikte gerçekten çok güzel bir uyum yakalıyorlar. Bence tırnakta çok güzel duruyorlar. Kalıcılıkları hiç fena değil. Şunun parlaması çok güzel. Bu zaten Glitter. Bu aralar parlamayı, ışıldamayı tırnaklarımda da sevdiğim zaman net bu ikisini kullanıyorum. Bunlar da en çok sevdiğim, en favorim olmuş bu ay içinde ojelerim. Ve efendim böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün favoriler videosu çektik dediğim gibi ve başlıktan da anlamış olduğunuz gibi zaten. Videoları beğenebilir, abone olabilir, yorum yapabilir ve bana denememi istediğiniz ürünleri yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunu bir küçücük hatırlatayım istedim ve yavaştan kaçıyorum artık. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Öptüm. Sizi seviyorum.